Mert Aktaş diye bir tane fenomen demeyeyim. Ne diyeyim? Değişik bir adam var YouTube'da. Adam da değil. Ne o? Bir kişi şahıs var TikTok'ta. Kızını annesi alıyor. Annesi evleniyor. Kızı artık başka bir adama babam mı diyormuş. Artık bilmiyorum. Sadece alta yazmış ki kızım artık sen başkasına mı baba diyeceksin falan. Yani annesi evleniyor, anladın mı? Kız da annesinde kalıyor. Ve Mert Aktaş şöyle bir video yayınlıyor. Bana bir masal anlat baba, içinde hüzün olmadan. Mutlu sonla bitsin olur mu gözlerim dolmadan. Şu hayatta her şeyi ben fark ediyorum sonradan. Ve hiçbir şey gerçek değil ki, hepsi yalan kolpadan. Evet, artık insanlar acılarını dahi böyle TikTok'ta yayınlayabiliyor. Bunu TikTok'ta yayınlamanın mantığı nedir? Yani Mert Aktaş için birlik ve beraberlik, Mert Aktaş için adalet istiyoruz falan hashtag'i mi başlatacağız? Ama Mert Aktaş'ın geçmişte yapmış olduğu rezilliklerden ziyade yapmış olduğu bir tane hareketten dolayı karısı bir video yayınlıyor. Onu size bir göstereyim. Ben doğruluk payının %100 olduğuna eminim. Mert Aktaş dediğiniz kişiye bak. Kızı mı yüzümün halini? He? Mert Aktaş dediğiniz can kondu can. Onu ilk önce tanımanız lazım. Da şiddet yok, hayır diyordu. Bakın kadına şiddet yok muymuş? Anladınız mı şimdi? Aslında kadına şiddet var. Evet arkadaşlar, zamanında karına koca olmayıp çocuğuna baba olmuyorken, zamanı geldiğinde, iş işten geçtiğinde bence böyle şeylere gerek yok. Evet, canı illaki yanıyordur, ben yanmıyor demiyorum, kız evlat, ama herkes de geçmişte yaptığı şeylerin bedelini ödüyor. Bunu birçok kez söyledik. Benim canım yanmadı, üzülmedim, ne yalan söyleyeyim. Üzülen varsa onun adına üzülebilir, ona destek olabilir. Benim üzülesim gelmedi, her şeyde üzülemem abi, ne bu ya. Son videomuz ise TikTok'ta. TikTok'ta da değil aslında, bu gerçekten hayatta yapılmaması gereken. İnsan en büyük kötülüğü kendine yapar diye bir söz var ya, işte burada da kendisine gerçekten büyük kötülük yapan bir kardeşimizi izleyeceğiz. Evet, bu kardeşimizin bu hale nasıl geldiğini az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Arkadaşlar, hayat gerçekten çok güzel. Bunun tadını çıkarın. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor. İyi yönüyle de kötü yönüyle de. Biz de bu yolu tercih edebilirdik ama biz bu yolu tercih ettik ki binlerce kişinin kalbini mest ettik. Binlerce kişinin kalbine girdik. Şu anda sokakta yürürken insanlar bize saygı duyuyor, fotoğraf çekiliyor. Ama şu görüntüyü gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz? Evet, herkes ne yaparsan kendine yaparsın kardeşim. Herkes seçimlerini, yolunu kendi seçiyor. Sen de umarım güzel bir yol seçersin kendine. Abinden, kardeşinden sana güzel bir tavsiye. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Buraya bir tane cümle bırakıyorum. O cümleyi yorumlara yazarsan sen de diğer videonun başında kendini bulabilirsin. Hoşçakalın.